Alo. Ha. Alo. Maria, kapatıyorum telefonu lütfen. Bak zaman kısıldı. Soyun çıkmam lazım. Bana zaman kaybettim. Hadi. Bir dakika. Benle konuşmak zaman kaybetmek mi? Çocuklu. Çocuklu mu? Ay idam edeceğiz çocuklara. Hadi bana çocuklu ne yapmasa yazdım. Peki. İzin verirsen 5 yaşından başlayacağım. Daha geç hatırlamıyorum çünkü. Sakin. Şimdi ben benim sizi bir derdim yok. Ben masum bir hırsızım, tamam. Buraya geldim, soyguna geldim. İşi yapacağım ve gideceğim. Ay, beni arayan siz miydiniz? Evet, oydu. Hayatım oydu ama olsun, affet onu. Böyle bir bunalım anında hiç kimse böyle abuk sabuk konuşmuş. Affet onu, gitsin. Olur mu canım? Tamam, kusura bakma. O bizim başkanın işi. En fazla size yapacağım reaksiyon. Sizi böyle ofisime alayım. Buyurun geçin. Gayet rahat. Bunlar dış güçlerin ülkemizdeki oyunları. Yoksa açıklanacak bir şey olsa ben şak diye açıklardım. Sevgili anlar, bunu bizim anlamaya ne erdemimiz ne de aklımız yeter. Bunu ancak ve ancak Tanrı bilir. Bilhassa içerideki kocam ve onun günahkar arkadaşları. Bu akşam bu aramada bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey söylemek isterim. Çok değerli Bornovalılar, biz bu oyunlara her zaman müsaade edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin sizlere ihtiyacı var. Siyasette hoşgörü çok kıymetli. Bu ülkede Ecevitler, Demireller, o kadar çok siyasetçi geçti ki hoşgörüyle karikatürlerini ve birçok espriye hepimiz şahit olduk. En önemli konu bu akşamki oyunun ismi hırsızdı. İnsanların hayatını çalmamaktır. En önemlisi bu. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Beraber bir selam vereyim. Çok teşekkür ederim.